Sen okula böyle mi geleceksin? Ne var kızım? Üzerime biraz çeki düzen verdim. Ne olmuş yani? Vay be, amma da yakışıklı oldum ha. Emricim, Yağmur haklı. Okulunuzun giyim kurallarına uyman gerekmiyor mu? Aman, hepimiz aynı giyiniyoruz. Bence bu çok sıkıcı. Herkes gibi giyinmek zorunda değilim. Hadi bakalım aşağı. Çok iyiyim, ben havalıyım. Okulun tek kralıyım. Kimse bana dayanamaz, yanıma bile yaklaşamaz. Hadi. Hayırdır Emre? Bugün okulda gösteri falan mı var? Ya. Yani okula böyle mi gideceksin? Evet baba. Çok havalıyım ama değil mi? Havalı mısın bilemem ama çok garip olduğun ortada. Oğlum böyle karanlıklar prensi gibi okula gitmene müdür bir şey demez mi? Aman ya baba. Sabah sabah moralimi bozmasana. Bu benim yeni imajım. Yeni imajın mı? Evet baba, yeni imajım. Sıkıldım artık kurallardan. Hepimiz robot gibi aynıyız. Oysa benim imajımla kişiliğimi yansıtmak istiyorum. Senin kişiliğin bu mu yani? Çok çılgınca değil mi? Yaratıcı ve eğlenceli. Tövbe estağfurullah. El alemin çocuğu büyüdükçe akıllanır, bizimki büyüdükçe deliriyor. Bana bak Emre, hemen yukarıya çıkıp üzerini değiştiriyorsun. Ya ama baba. Aması falan yok. Okulunu bitir, eline ekmeğini al. Ondan sonra ne istersen onu giy. İstersen hiçbir şey giyme, umurumda değil. Ama şimdi hemen okul kıyafetlerini giyiyorsun. Şu saçını da doğru dürüst ara, hadi. Ama baba ya. Emre'ye itiraz istemiyorum, çok ciddiyim, hadi. Uf, aman ya. Ne giyeceğime karar veremiyorsam neden yaşıyorum ki ben? Kölelik bu resmen ya. Ne oldu Makbuş? Kızım şu üstüne başına baksana. Ne varmış? Ev kıyafeti işte. Onu anladım da şu saçının başının haline baksana. İnsan bir tarar, şekil verir. Bu ne böyle bakımsızlık? Çok mu kötü görünüyorum? Yani. Hakan beni böyle beğenmez değil mi? Bakımsız kadını hiçbir erkek beğenmez kızım. Sence Hakan bu halimi fark etmiş midir? Kör değil ya, tabii fark etmiştir. Thank you.